Partisinin İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında sandık ve demokrasi vurgusu yaptı. Demokrasi sandıkta başlar ve sandıkta tecelli eder. Her zaman ifade ediyorum. Sandık namustur. Bir siyasi parti sandıklara sahip çıkamıyorsa, sandıkları gözetim altında tutamıyorsa, vatandaşın verdiği oyun sandıkta kaybolmasına, çalınmasına göz yumuyorsa, o siyasi parti daha en baştan kaybetmiştir. Başbakan Erdoğan Balyoz davasındaki tahliye kararını yorumladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitseydiler, oradan böyle bir netice alabilirler miydi? Hayır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi lehlerinde bile karar verse, biz Türkiye olarak belli bir bedel öderiz, yine orada kalmaya devam ederler. Olayın aslı bu. Yani içeriden çıkamazlar. Şimdi hepsi içeriden çıktı mı? Çıktı. Bakın biz şu anda onlardan teşekkür bile beklemiyoruz ha. Ama bu ülkede hukuk mücadelesini kimlerin verdiğini bilsinler, o yeter. Kalkıyor bakıyorsun işte birileri açıklamalar yapıyor. Bu ülkede işte artık bir anayasa mahkemesinin olduğunu gördük. Öbürü kalkıyor ağır ceza mahkemelerinin olduğunu gördük. Hepsi iyi güzel de bu mevcut siyasi iktidarın 2010 referandumundaki halkıyla bütünleşerek aldığı %58'i niye görmüyorsun? Önce onu gör. Başbakan ayrıca böcek soruşturmasına da değindi. Şimdi ben bugün buradan bir şey söylüyorum. Bakın bu çok önemlidir. Türkiye'de bir başbakanın ofisi dinlenecek ve başbakanın ofisinin dinlenmesiyle ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulu bütün belgelerini, bilgilerini toplayacak. İlgili mercilere, yargıya aktaracak. Hale bakın. Hepsi dışarıda. Ben şimdi buradan paralel veya paralel değil, yargıya sesleniyorum. Ya bütün belgeler ortadayken, suç aletleri ortadayken, bunları yapanlar ortadayken neymiş? Adli kontrolle serbest bırakıyormuş. Benim itirazım var. Bu ülkede eğer siz bir başka başbakanın dinlenmesini bu kadar rahat değerlendirebiliyorsanız, o zaman size soracağım. Sizin evinizin, yatak odanızın dinlenmesini, ortam dinlenmesiyle vesairesiyle dinleyenlere karşı tavrınız ne olacak acaba?